Etrafınızda var mıdır cimriler? Vardır mutlaka. Ancak bizim etrafımızdaki cimriler gene cömerttir. <laughs> Şimdi anlatacağım devrin zamanların en büyük cimrisi Temman bin Cafer yanında. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz cimrilerin hepsi cömerttir. Evet. Temman bin Cafer öyle cimri, öyle cimridir ki Şimdi anlatacağım kıssadan da göreceksiniz. Akıllara zarar. Hizmetçi tutmamak için evlenmiştir. Evlenirken de kendi şehrinden ve kasabasından çok uzak bir beldede bir köyde fakru zaruret içerisindeki bir ailenin kızını çok az bir başlık ödeyerek, çok az bir mehir ödeyerek almıştır. Tamam mı Cafer? Öyle cimri, öyle cimridir ki sofrasından bir lokma ekmek almak isteyene hırsız, katil diyebilecek kadar gözü kara bir cimridir. Günlerce, aylarca, haftalarca, yıllarca Temama hizmet eden hanımı artık aç bir ilaç ve sıkıntıdan dolayı ölmek üzereyken babasına haber ulaştırılır. Babası gelir ve Temam'ın elinden kızını alır. Ne yapıyorsun be adam? Öldüreceksin kızcağız ya. Deyince Temam Cafer ne var ya canım? Aa ben ne yiyorsam ona yediriyorum. Ben ne içiyorsam ona içiriyorum." deyiverir. Kızın babası işin aslında öğrenmek için sorar kızına, "Nedir diye?" Niye böylesin? Niye böyle oldun? Kızcağız anlatır. Babacım der. Sadece bir misalle anlatayım size. Bir gün bu damadınız elinde bir tavukla geldi. Taze kesilmişti. Kan kokuyordu. Öyle zayıf, öyle zayıftı ki tavuk. Anlatamam. Buna rağmen temmam dedi ki, al bakalım bu tavuğu ve güzel bir yemek yap. Ben de "Nereden aldın Ey beyim... bu tavuğu?" diye sorduğumda ...Genab-ı Hak Celle ve Azze temmama acıdı ve yolda ölmek üzereyken buldum. E, son nefesini veriyordu. Ben de onu bu azaptan kurtarmak için kesi verdim." dedi. "Sakın hatüylerini boşa verme. Tek tek yol ve bir yastığın içine koy ki başımızın altına koyup yatalım onu. Sonra sakın hatırnaklarını atma." Onu temizler, inceltir ve divit ucu olarak kullanırız. Gagasını da atma. Bir yerde kullanırız. Onu da beklet. Dedi. Tavuğu temizledim. Pişirdim. Ben tavuğu pişirirken içeriden sesleniyordu bana. Karıştırırken dikkatli ol. Kemiklerini kırma. Bir sonraki pişirmede kemiklerin içinde bulunan ilikler suya karışsın. Babacığım bu tavuğu herhalde On kez üst üste farklı günlerde pişirdim. Tamam suyuna ekmek banıyor, tavuğa el sürmüyordu. Nihayet artık tavuğun pişirilecek herhangi bir yeri kalmadı. Eridi. Su halinde getirip son kez önüne koydum. İçine ekmek doğradı ve iştahla yedi. Sonra bana da ondan arta kalan tabağı sıyırmak ve sünnetlemek kaldı. İşte bu yüzden ben bu haldeyim. Babası kızı alır götürür. Temmam bin Cafer bu kadar cimridir. Öyle ki bir dostu kendisine dese ki ya çok yedim. Yani yürüyecek halim, mecalim kalmadı. Çok yorgunum. Hemen atılır. tabi yorgun olursun. Tabii yorgun olursun. O miden Şam'ın bütün değirmenlerinin öğüttüğü buğdaylarla yapılmış ekmekleri doldurdun. O miden bütün yemeklerle şişti kaldı. tabi yürüyemezsin. Birisi dese ki dostlarından birisi benim kadar hızlı yürüyen yok. Ben çok iyi hızlı yürürüm. Hemen atılır temmam. Tabii hızlı yürürsün. Tabii hızlı yürürsün. O kadar güzel yemeği, o kadar efendime söyleyeyim güzel içeceği ben içsem, ben yesem ben de hızlı yürürüm. Dostlarından birisi dese ki dişim ağrıyor. Herhalde ağrır. O kadar çok yiyorsun, o kadar çok ısraf ediyorsun ki o dişler dayanamıyor. Dostlarından birisi yine temamın bulunduğu mecliste dese ki dişlerim çok güzel. E, herhalde çok güzel. O kadar güzel şeyler yiyorsun ki efendim bir miktar dişleri ve diş etlerini dinlenmeye ayırmalısın. Yememelisin. Bir davete gittiğinde temam kendisine ikram edilen yemeklerden bir lokma alır. Geri kalanını yanında getirdiği torbaya koyarmış. Kendisine ne yaptığı sorulduğunda efendim yarını da düşünmek lazım dermiş. Böyle bir cimri temmam. Hem öyle cimri ki evine misafir gelmesini asla istemez. Artık son demlerini yaşamakta. Son nefesini vermekte. Bakın dünyadan nasıl ayrılıyor. Derler ki komşularına tamam ölüyor. Yerinden kalkamıyor. Hemen konu komşu toplanır. Tabi yanına gidilecek. Ona bir şekilde dalkın verilecek. Ne bileyim işte teselli verilecek. Gerekiyorsa Kur'an-ı Kerim okunacak. Hani komşuluk vazifesi ya... Huyunu bilmelerine rağmen komşular toplanıp Temam'ın evine gelirler. Temam'ın başına toplanırlar ve komşularından birisi der ki, Ey Temam! Artık rahat rahat ölebilirsin. Çünkü gideceğin yer inşallah cennettir. Cennette taamların en güzelleri var. Orada istediğin kadar yiyip içebilirsin. İstediğin kadar biriktirebilirsin. Temam o ağır ve sekaret halinde Gözlerini zar zor açarak hafifçe başını kaldırır ve ''Siz de mi geleceksiniz?'' der. Komşusu şaşırır. E, ''İnşallah biz de geleceğiz. O zaman ben cennete gitmem.'' ''Neden ey temmam?'' derler. E, ''Ne var ya canım siz de gelecekseniz yiyeceğime ortak olursunuz, içeceğime ortak olursunuz, orada da bana ortak olursunuz ve benim yiyecek ve içeceğimi siz alırsınız.'' ''Bana ne kalır?'' deyince komşuları başlarlar gülmeye. Sekaretül Mevt halindeyken bile cimriliğinden asla payan vermeyen, taviz vermeyen Temman bin Cafer son nefesinde geriye büyük bir servet bırakmıştır. Fakat ma teessüf, evladı olmadığı için servetinin tamamı hazineye tevdi edilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Böyle geçer kaynaklardan. Allah cömerttir Celle ve Azze cömertleri sever. Öncelikle bunu hemen bir söyleyelim. Atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Veren el alan elden daima üstündür. Niye? Çünkü vermek Cenab-ı Hak Celle ve Azze'nin kula bahşettiği en güzel haslettir. Hele de karşılıksız vermek. Cenab-ı Hak vermeyi bilenlerden eylesin. Ama sağ elin verdiğini de sol ele göstermeyenlerden eylesin. Hemen onu da söyleyelim yani değil mi efendim? Veya neyi nerede nasıl verdiğini kendisinden bile saklayanlardan eylesin. Verirken de şaşa ve debdebeyle verenler var. Allah onların akıbetinden bizi inşallah hari kılsın. İnşallah onların akıbetine düçar kılmasın bizi. Çünkü debdebe ve şaşa ile vermek ancak ve ancak ataların söylediği gibi sağ elin sol eli görmesine debdebe ve şaşa'nın cehennem kapılarını aralamasına vesile olur. Büyükler böyle söylüyorlar. Cenabı Hak cömertlerden eylesin inşallah diyoruz efendim. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah.